bahçe sanatı tarih boyunca kültürün mekana yansıması olarak biçimlendi. Doğayla sanat ve felsefe boyutunda ilk iletişim kuran, dolayısıyla bahçe sanatının en erken başladığı uygarlık olan Çin, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya kadar birçok bahçe kültürünü etkilemeyi başardı. Kendine has ulusal tarzıyla dünyaya ilham kaynağı olan ve adını peyzaj sanat tarihine bahçelerin anası olarak yazdıran Çin bahçesindeyiz. Tüm duyulara hitap eden Çin bahçeleri, yaşam sanatını utkuyla yönlendirmek isteyenlerin ancak kalbini açarak yaşayabileceği metaforlar ve sembollerle dolu felsefe bahçeleridir. Çin bahçeleri tarihsel yolculuğunun başlarında yaygın dinlerin ve öğretilerin etkisi altında kalmış. Antik Çin'de ilk görülen inanışlardan animizm, insanın diğer tüm varlıklar gibi dünyanın bir parçası olduğunu ve doğayla bütünleşmeyi esas alır. Taoizm'e göre evrendeki değişmez değişimin içinde iki büyük zıt kuvvet açığa çıkmıştır. Yin ve Yang. Yin dişidir, annedir, negatif, derin ve yıkıcıdır. Yang erkektir, babadır. Pozitif, yüksek ve yapıcıdır. Evren bu zıt kutuplar arasında gidip gelir. İkisinin de içinde birbirinden bir parça vardır ve hiçbiri bağımsız olarak varlığını sürdüremez. Çünkü birinin varlığında diğeri yaratılmıştır. Çin peyzaj sanatında su öğesi Yin, dağlar Yang olarak temsil edilir. Hemen hemen aynı dönemde yaşamış Buda ve Konfüçyus da öğretilerinde doğayı tanımayı ve ona saygı duymayı öğütler. Buda ve Konfüçyus'a göre evrenin en güzel süsleri dağlar, kayalar, göller ve nehirlerdir. Bu anlayıştan hareketle Çin bahçeleri günümüzde dahi bitki, kaya ve sudan oluşan bir kompozisyon olarak tanımlanır. Budizmin kaynağı olan Hindistan'da Maya'nın Buda'yı bir ağacın altında doğurduğu, Buda'nın da dinsel konuları düşünmek için burayı kullandığı inancıyla ağaca büyük önem verilmiştir. Ancak Çin'de bu ağaç ikonu zamanla kayalara dönüşmüştür. İnsanın meditasyon sırasında taşların gücünü kendi içine alabileceği inancı, taş ve kayaları Çin bahçelerinin temel malzemesi haline getirmiş. Çin bahçelerinin evrimsel sürecinde etkilendiği bir felsefe de Feng Shui, rüzgar ve su. Üzerinde yaşadığımız yeryüzünü şekillendiren iki büyük kudret. Feng Shui'ye göre 7 şeyin uyumlu olması gerekir. Su, toprak, taşlar, bitkiler, yollar, binalar ve gökyüzü. Bu 7 şeyin uyumunda 8. öğe olarak insan da onlarla mükemmel uyuma ulaşır. Konumlama sanatı olan Feng Shui'de bahçenin yönü önemlidir. Örneğin kuzey yön bahçe sahibinin kariyeriyle ilgilidir. Kişinin gücünü ve toplumdaki duruşunu simgeler. Güneydoğu para ve zenginliktir. Batı yön sağlığı, kuzeydoğu ise bilgi ve öğrenmeyi simgeler. Çin bahçelerinde kullanılan bitkilerin de kendilerine göre anlamları vardır. Örneğin çam ağacı kararlılığı ve uzun ömrü simgeler. Elma, kayısı ve nar ağaçları bereketi, şeftali arkadaşlığı, aşkı ve ölümsüzlüğü, portakal mutluluk, zenginlik ve şansı simgeler. Bambu ise yumuşak ama aynı zamanda dirençli bir bitki olarak yıkılmayan ve zamanla sağlamlaşan dostluğun simgesidir. Belli bir bölgenin enerjisi tetiklenmek istendiğinde bu defa sahneye çiçekler çıkar. Çin'de lotus olarak bilinen nilüfer, saflık ve gerçeği, gül hatmi üretkenliği, fulya ve nergis cömertliği simgeler. Lale ise aşkın sembolüdür. Krizantem,
sarmaşık güller, mor salkım ve Çin'de çiçeklerin kralı olarak tanınan şakayık, temizliği ve berraklığı simgeler. Hamuru, din ve felsefeyle yoğrulan Çin bahçeleri, resim, şiir ve heykel sanatlarıyla beraber yükselişini sürdürmüş, dünyada bahçe kavramının henüz yeni anlaşıldığı dönemde peyzaj sanatı düzeyine erişerek dünyaya ilham kaynağı olmuştur. Önce Uzak Doğu ülkelerini etkisi altına alan Çin bahçelerini, Venedikli ünlü gezgin Marco Polo, Çin seyahati boyunca kaleme aldığı bir kitapla Batı dünyasına tanıtmıştır. Marco Polo'nun Seyahatleri adlı bu kitapta, Batı Göl Bahçesi'nin yer aldığı Hangzhou'dan dünyanın en güzel şehri olarak bahsetmiştir. Avrupalılara doğu merakını aşılayan bu kitaptaki coşkulu tasvirlerin büyüsüne kapılan İngiliz peyzaj mimarı William Compaq, Çin'in doğal bahçelerini İngiltere'ye tanıtır. Daha sonra Sir William Chambers, Guangzhou şehrinde Çin bahçe sanatını incelemiş ve döndüğünde doğu bahçeleri konulu bir kitap yazmıştır. Avrupa'da Çin bahçe sanatı tanınmaya başladıktan sonra Rönesans'ta gelişen simetrik, kurallı, formal Avrupa bahçelerinin monotonluğu fark edilir. Ve Çin bahçe sanatından ilham alınarak İngiliz bahçeleri yeniden yorumlanır. Bu yeni bahçe stili Fransızların da oldukça ilgisini çeker ve Fransa'da 20 civarında Çin bahçesi örneği yapılır. Ancak taş yerinde ağırdır.